Sobayı da yaktım. Biraz içerisi ısınsın. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Video paylaşamıyordum bayağıdır. Bayağıdır dedim, çok da olmadı aslında da. Elimden geldiği video paylaşmaya çalışıyorum. Ama size güzel müjdeli bir haberim var. Hep söylüyordunuz zaten. Sigortalı işe girdim. Ama maalesef ki maaşımız düşük. Yapacak bir şey yok. Asgari ücret ama asgari ücretin üstü gibi gözüküyor ama aslında değil asgari ücret. Yani nasıl diyeceksiniz? Şimdi direkt konuya girdim ben ama bunlardan bahsedeceğim bu videoda genelde. Neler yapacağım, son zamanlarda neler yapıyorum vesaire, onlardan bahsedeceğim. İş arıyordum ben bir süredir. Çünkü normalde çalışıyordum ben, boş durmayı da sevmiyorum. Tamam, sadece video çekiyorum, video hazırlıyorum vesaire ama sadece video çekmeyle şey yapmayla da olmuyor. Çünkü canı sıkılıyor insanın. Dağ başındasın sonuçta. Tamam, köpeklerle ilgileniyorsun, karavanda yaşıyorsun ama hep aynı şeyler canı sıkılıyor insanın. Farklı bir şey de olması lazım. Gideceksin, çalışacaksın, yani bir farklılık katması lazım hayatına. Ben de iş arıyordum. İş buldum kendime. Çünkü normalde çalışıyordum yazın. Mesela yevmiye işi oluyordu. Günlük gidiyordum. Kaç lira? 700 lira, 800 lira, 1000 lira kazanıyordun. O da sana bir harçlık oluyordu en azından. Her gün olmasa bile en azından bir harçlık oluyordu. Mamalarını falan hayvanları rahat bir şekilde alabiliyordum. Ondan sonra yememi içmemi, güzel alışverişimi istediğim şekilde yapabiliyordum. Ama kış gelince o işler hop aşağı düşüş yaptı. Hiç olmamaya başladı. Hiç de olmuyor zaten şu anda. Ben de dedim ki güzel kendime bir sigortalı bir iş bulayım. En azından yemeğimiz falan olur dedim ama yemeğimiz yok. Sadece yemek parası var. Bu da bizim için iyi oldu. En azından hiç olmamasından iyidir. Asgari ücret deyip geçmeyin. Şimdi 11,5 asgari ücret. Şeyde nasıl söyleyeyim? Ocak'ta şunun şurasına ne kaldı? Ocak'ta zam gelecek zaten. Ne kadar olacak bilmiyorum. 15-16 falan olursa güzel olur. Şu anda benim maaşım 15,5. Ama nasıl 15,5? Şeyle birlikte yemek parası falan filan hepsi içinde 15,5. Çalıştığım yer kaldığım yere yakın. Yani çalışacağım yer daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Kaldığım yere yakın olduğu için benim için büyük avantaj. Bir de 8 saat. Sabah gideceğim mesela. Akşam 4 dedim mi işim bitecek. Bu da güzel bir şey yani. 8 saat olması da güzel bir şey. Bakalım. Bir başlangıç yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olur. Sizler de dualarınızı esirgemeyin. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Şu anda tek temennim yani kışı atlatayım. Başka bir derdim yok şu anda. Kışı bir atlatırsak ondan sonra zaten yazın çok da sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü yazın her türlü her yerde ekmeğini kazanabiliyorsun bir şekilde. Ama kışın öyle değil. Kışı atlatırsak yazın çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi
İşimizde durum nasıl? Onu bir bahsedeyim sizlere. 8 saat çalışacağız. Molamız var. Ama yemeğimiz yok. Yani yemeği kendim götürmem lazım ki şimdi günlük 120 lira yemek param var. Ama şöyle bir şey. Max ne yapıyor? Max gel buraya. Şilanın peşine takıldılar yine. Günlük 120 lira yemek param var ama o 120 lirayı ben yemek olarak harcamayacağım. Şey alacağım. Karavandan hazırlayacağım mesela. Diyelim ki patates kızartacağız. Patates koyacağım. Bir gün mesela diyelim ki tam ekmek. İçine patatesi doldurdum. O günlüğümüz o. Zaten akşam 4 gibi çıkacağımız için gider ekmeğimizi alırız fazla fazla. O günlük mesela patates kızartması. Yanına marketten içecek alırız. İçecek koyarız. Yani şey gibi düşünün. Küçükken hani beslenme çantası yapardık da okula giderdik ya. Aynı o şekilde. Bıdıklar ses yapabilir, kusura bakmayın. Şimdi Şile kalktı, Şile mama yiyor. Onun yanına gidiyorlar onlar da. Koşturuyorlar. Sobanın yanına yatıyorlar da. Ama sobaya bir odun atmam lazım. Hemen geliyorum. Muhabbete devam edeceğiz arkadaşlar. Sobaya bir odun atayım. Siz de şöyle bıdıkları izleyin diyeceğim ama. Bir dakika. Şöyle çevirirsek. Görebilir misiniz? Hayır olmaz. Kamera intihar ediyor çünkü öbür türlü. Hemen geliyorum arkadaşlar ya. Bir iki parça odun alayım da. Aşağı inmeyin. Hayır düşersiniz. Kaçın oradan bakayım. Kaç 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 kaç. Şşt, Max kaç oradan. Sıpalar. Sobaya bir odun atayım da. Geçmesin. Çünkü daha uyuma saatimize var. Yavaş yavaş yanar. Şimdi İşiniz geldi mi? Açayım kapıyı. Şimdi arkadaşlar videolara da tam gaz devam edeceğim. Mesela işten geldik 4'te. Direkt ben video çekimlerine devam edeceğim. Elimden geldiğince günlük 2 tane video paylaşmaya çalışacağım. 2 tane video yani 25'er 30'ar dakikalık 2 tane video çıkartmaya çalışacağım günlük. Bak 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 oraya koy verdi. Bakayım kim koy verdi? Max koy vermiş. Diğeri koy vermiş. Hepsi koy vermiş. Uykudan kargar kalkmaz yapıyorlar. Yapacak bir şey yok. Dur hemen sileyim ben şuradan da. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz abi. Büyüyene kadar idare edeceğiz. Ne yapalım? Şimdi dediğim gibi iki tane video çıkartmaya çalışacağım. Şunu da bir kafamdan çıkarayım. Bu arada sakallar da gitti. Sakalları kestim. Üşüyorum biraz ama mecbur. Sakal zorunlu çünkü. Sakalı kesmem gerekiyormuş. Mecburen kestik sakalı. 2-3 günde bir tıraş oluruz. Keseriz sakalları. Şimdi 2 video çıkartırsak günlük. Ama işte şey de olması gerekiyor. Güneş olması lazım. Elektriği doldurması lazım ki interneti açabilirim. Kamerayı, telefonu şarj edebilirim. Onlar önemli yani. Onları yapamazsak şey yapamıyorum. Video da hazırlayamıyorum. Şarj edemediğim zaman. Bir de akünün şarj oranını 11.6'nın altına düşürmemeye çalışıyorum ki çok düştüğü zaman bu sefer güneş paneli şarj etmiyor. O da sıkıntı oluyor. Mecburen 11.8'de falan olduğu zaman hiçbir şeyi kullanmıyorum. Kesinlikle. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim, geç. Anam. Boğazına bir şey. Şişt, bak ısırıyorum bak benim armanımı. Spalar. Ne oldu Şila? Ne oldu kızıma benim?
Senin bu bebekler hiç rahat durmuyor. Ama sen de sürüyorsun bebekleri. Şila da öyle bir oynuyor ki şeyler bebekleriyle. Delirtiyor beni. Isırıyor, ısırıyor böyle dışarı çıktığı zaman. Buranda da mı kene var? Hı? Evet, kene var gene. Her yerinize kene geliyor. Sirke sürüyorum, sirke sürüyorum ama gene geliyor. Nerelere giriyorsan artık Şila. He? He kızım. Spa. Bugün de şeyle konuştum. Annemle konuştum telefonda. Bir tane kedi gelmiş kapının önüne. Ona diyor yemek verdim, su verdim diyor. Hiç diyor kapının önünden ayrılmıyor diyor. Helal olsun anneciğim dedim ya. Bak dedim besle o hayvanı dedim. En azından şey yap dedim yani. Su koy, yemek koy, sana arkadaş olur en azından dedim. O da dedi zaten öyle yapıyorum. Nasıl bir kedi dedim. Şey dedi. Gri dedi her yeri dedim. Şey. Gri dedi her yeri. Gözleri rengi dedim. Ela gibi şey yeşil yeşil gibi dedi gözleri. İşte ondan sonra ben de dedim o kedi dedim kesin şeydir. Kulakları da dedi böyle düşük dedi düşük kulak dedi. Dedim ben o kedi kesin ev kedisi falandır atılmıştır dedim anneme. O da bakıyor işte. Şey olmadığı için onun telefonu dokunmatik olmadığı için fotoğraf falan böyle gönderip fotoğraf almak gibi bir durum yok. Tuşlu telefon çünkü. Sadece telefonla arayıp konuşabiliyorsun işte. Arada öyle işte arıyorum. Halini hatırını soruyorum. Sev sevme. O sana kalmış bir şey ama sonuçta annendir yani. Konuşmak lazım. Sevsen de sevmesen de halini hatırını soracaksın. Anne olsun baba olsun. Ne kadar seversen de sevmesen de sonuçta onlar seni dünyaya getiren insanlar yani. Bana sorarsan gelmek ister miydin bu dünyaya? Şu canlara yardım etmek için iyi ki gelmişim ama normalde gelmek istemezdim yani bu hayata. Zaten şu anda bu hayattan gitmek istememe sebebim de bu canlar. Yoksa şu canlar olmasın yani. Bu hayatta kalmanın bir anlamı yok yani. Tak gittin. Öbür tarafa. Değil mi Şila? Ama ben gidersem size kim bakacak? O yüzden mecburen bir şekilde bir şeyler yapıp hayata tutunmaya çalışıyoruz. Değil mi kızım? Düşünsenize lan. Şimdi şöyle güzel bir bahçeli evimiz olmuş. Sizi bahçeye salmışım. Efsane bir şöyle sımsıcak bir kulübeniz var. Ne kulübesi ya? Kulübeyi boş ver. Yakmışım şömineyi böyle. Karşısına geçmişiz hep beraber. Siz şöminenin karşısında oturun. Ben de bacaklarımı uzatmışım. Kahvemi almışım şöminenin karşısında. Dışarıda kuş sesleri. Güzel olmaz mı? Sonra düşünüyoruz şöyle. Belki evlenmişim. Çocuklarım var. Düşünüyorum. Vay be ne günlerdi. Ne zamanlardan geçtik. Sonra işte geliyor torunlar. Torunları anlatıyoruz. Anıları. Bir zamanlar işte böyleydi, böyle böyle. Böyle zamanlardan geçtik. Olur mu olur abi. Olmaz diye bir şey yok ama hayırlısı. Öyle çok büyük beklentim yok zaten bu hayattan da. Her şeyin hayırlısı. Tek beklentim var bu hayattan. Sıfır borç. Aylık borç ödemen olmasın. Kredi kartı borcu, bilmem ne borcu olmasın. Kazandığını öyle yemeğine, içmene harcayabil. Gerisi önemli değil. Şu canların mamalarını alabileyim yani. Bu arada arkadaşlar mama olayı da bayağı bir gitmeye başladı. Normalde bu kadar gitmiyordu. Şimdi bu yavrular da yemeye başladı ya. Dışarıdaki yavrular da var. Büyüdüler bayağı. Bayağı bir mama gidiyor. Normalde mama istemeyecektim sizden ama destek olmak isterseniz gene durumu olanlar yani teşekkürler kısmından alttan destek olabilirsiniz. Çünkü mamaya gerçekten çok çok ihtiyacım var. Ben elimden geldiğince almaya çalışıyorum ama mama fiyatları da çok yüksek. Bir de çok çabuk bitiyor. Çok çabuk gidiyor. Yavru köpek maması almam gerekiyor. Yavru köpek maması da birazcık pahalı. Yine sadece ama durumu olanlar şey yapsın yani destek olsun. Durumu olmayanlar destek olmasın. Onu söyleyeyim baştan da.
Ben de elimden geldiğince zaten almaya çalışıyorum. Olsa olur, olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Beğenerek, yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlenmeler zaten bir tık artmaya başladı. İnşallah şöyle 15 bin lira, 20 bin lira çıkarsa zaten mükemmel olur. Her şekilde mama ihtiyaçlarını falan karşılayabilirim. Güzel olur en azından canların. Ya canları aslında istediğim şey, çok istiyorum da imkanlar el vermiyor. Aslında kendim de yapabilirim. Hava şartları sıkıntılı. Böyle büyük dört bu tarafa, dört bu tarafa büyükçe kulübe yapayım istiyorum. Çünkü durmadan köpekler atılıyor, köpekler geliyor, köpekler gidiyor. Çok karışık yani bulunduğum bölge. Bir tane de yeni kangal yavrusu atmışlar. Bugün göremedim onu da muhtemelen buralarda bir yerdedir gene. Ona da ben bakacağım. Besleyeceğim yani. Bazen geliyor, atılıyor köpekler. Besliyorum. 3 gün kalıyor, 5 gün kalıyor. Sonra bir bakıyorum yok. Almışlar, götürmüşler. Yani tuhaf. Gelenler oluyor, atılanlar oluyor. Değişik değişik. Ama kedi buldum geçen de yolda. Mecburen getiremedim buraya. Çünkü burası köpek dolu, parçalarlar. Gittim şehir merkezine bıraktım. O kediyi de nasıl şey yapmışlar biliyor musunuz? Doğum yapmış muhtemelen kedi. O doğum yapan kediyi atmışlar. Şerefsizler ya. Vallahi. Öyle insanlar var ki yani dünyada yaşıyorlar ama hep kötülük yapmak için. Ne zararı var ki abi hayvanlar sana? Yavru canları çuvalın içine dolduruyorlar, bir yere bırakıyorlar. O çuvalı açıp da kurtulamıyorlar. Nehre atanlar var. Yani şu canı kim kıyabilir ki ya? Bakabilir misiniz şuna ya? Şuna kim kıyabilir ha? Sarı Max. Ha. Benim kızım. Sana kim kıyabilir ya? Ha? Bu canlara ya kim kıyabilir ki? Benim güzelliğim bunlar. Değil mi Şila? Ha? Utandın mı Şila? Senin bebişleri seviyorum. Kızım benim. Ne yapıyorsun? Sıcağı gördün mü mayıştın mı? Hı? Sıcağı görünce mayıştın mı kızım? Süt kokulum benim. Hadi yat hadi. Yat kızım hadi. Biri geliyor kucağıma. Biri geliyor. Biri de ayağımın altında yatıyor. Ne yapsınlar? Yemek olayını nasıl çözeriz? İşe giderken neler yapabiliriz? Böyle kolay, çok da zor olmayacak bir şeyler lazım. Genelde ekmek arası yaparım işte yemek için de. Geldiğimizde mesela, işten geldiğimizde yemek yapıp yemek yeriz. Çünkü pek ekmek arası olmaz. Sabah kahvaltıda kahvaltı bir şeyler alırız. Genelde pekmez ekmek falan yerim ama öğlen yemeği için de patates kızartması, yumurta vesaire. Bir tam ekmek yapsak bize yeter. Öğlen yemeğini çıkartır. Zaten 4 gibi çıkacağımız için işten çok fazla sıkıntı olmaz. Şimdi şeye çalışacağım. Sınavlara da çalışıyorum bir yandan, çalışacağım da. Ama işte de çalışmamız lazım. Bir yandan sigortamız da dolar. En azından hiç olmamasından iyidir. Düşük maaşımız olacak ama hiç olmamasından iyidir. Az olsun, öz olsun. Sabit bir gelirimiz olsun en azından. Hiç yoktan iyidir abi. 11.30 bakalım. Şimdi şeye bakacağım, ben internetten araştıracağım. Hatta bizim telefon nerede? Allah kafayı vurdum. Cebimdeydi ya. Ha buradaymış. Bir bakalım. Saat de erken. Bu videoyu bugün paylaşabilirim aslında. Bir dakika.
İçerisi hamam gibi oldu ha. Şimdi bakacağım asgari ücret ne kadar olacakmış. Bir de 20 bin oluyormuş. Çok iyi olur var ya. Ama imkansız. Oo iyi ha. Asgari ücrete %50 zam yapılması halinde brüt 20.121 lira. Net 17.104 lira. 17.000 bile olsa var ya mükemmel olur. Ama kaç olur? Muhtemelen 15.000 olur gibime geliyor düz. 11 Aralık'ta toplantı yapılacakmış. Yani bugün yapılmış. Bakalım. Şimdi ne kadar olabilir? %30 olur muhtemelen de zam. %30 olsa ne kadar olur? 10.000'in %30'u 3.000. 3.500 falan gelse 11.500 zaten 15.000 yapıyor. Bence olması gereken 18.000 falan. ...2023 yılında askeri yüzde Ocak ayında %55, Temmuz ayında %34 oranında artmıştı. TÜFE artış beklentisinin %65 olduğu dikkate alındığında 2023 yılında askeri ücrete enflasyon üzerinde artış gerçekleşti. Bir yılda toplamda %107'lik zam oranı ile işçimize, emekçimize ekstradan ezdirmeme iradesini gösterdik. Kasım ayında enflasyon yıllık %61.9 olurken 5 aylık enflasyon %33.65 olarak gerçekleşti. Yeni asgari ücret zammı için görüşmeler bugün başlayacak. Tamam da kardeşim kaç lira olacak? Yani %40 olursa 16 bin lira oluyormuş asgari ücret %40 olursa. %35 olursa 15.392. %40 belki yapabilirler. Hadi çok da düşük yapmadık dememek için. O da 15.962'ye geliyor. Yani 16.000'e geliyor düz. %45 olursa 16.500. Bence %40 yaparlar gitme geliyor. O da hadi güzel maaş yaptı desinler diye. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah bismillah.